sahada oynanırsa Beşiktaş kupayı da alır, ligi de alır. Hiç fark etmez. Bravo. Ultra Aslan çarşıya rakip değildir. Çarşı İstanbul'dur, çarşı Boğaz'dır. Teşekkürler Beşiktaş bize bunu yaşattığın için. Lig şampiyonu dedikleri takımı yendik. Mehmet Büyükekşi'siz hiçbir şey olmuyormuş. Okan Hoca çok kötüydü bu maç. Torreira'yı çıkartarak zaten her şeyi dağıttı. Basit bir karşılaşmaydı. Çok farklı bir galibiyet, çok güzel bir skorla yendik. Tek gerçek Immobile. Ne düşünüyorsun? Açık olalım, böyle bir galibiyet. Hani taraflı tarafsız kimse beklemiyordu. Ben bekliyordum. Abi abartma ya. Bekliyordum abi. Bak, nasıl beklemiyordum ya? Abi 5-0 bekliyordum. Abi Beşiktaş mı Beşiktaş? Bir dakika. Bak burada 10 tane arkadaşım var. Hepsine dedim ki en az 3 olur. Bugün haramilerin saltanatını yıkacağız dedik. Yıktık. Yıktık. Bugün Beşiktaş oyuncuları, yönetimi, kadrosu, taraftar şunu gösterdi. Eğer oyun sahada oynanırsa Beşiktaş kupayı da alır, ligi de alır. Hiç fark etmez. Ortada bir kupa varsa Beşiktaş Beşiktaş talibi değil, sahibidir. Bunu herkese gösterdi. Hem tribünde hem sahada lobicilerin, medyanın büyüttüğü Balon Galatasaray'ı bugün Immobile ile Rafa Silva ile Mustafa Erhan Hekimoğlu ile patlattık. Artık Galatasaray balonu patlamıştır. Beşiktaş'ı bekleyin. Eyvallah. Ağzı sağlık. Bu arada ilk başta söylediğine inanmadım ama sonradan inandım. Çünkü Trabzonspor maçında bana maçtan önce gerçekten Beşiktaş'ı öyle oynayacağını söylemişti. Bütün iddia sitelerinde Beşiktaş'a 3 oran vermişler. Beşiktaş'ın ne kadar büyük olduğunu bilmiyorlar. Yeni hocamız Hasan babamız Süleyman Seba'nın neydi abi? Bıraktı. Veliahtı. Bu burada biter. Beşiktaş ligi ambargo koymuştur. Bravo. Ultra Aslan çarşıya rakip değildir. Çarşı İstanbul'dur, çarşı Boğaz'dır. Şampiyon Beşiktaş. Kırşehir'den geldik. O kadar yol çektik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. O kadar cefa çektik. Tek bir şey söylemek istiyorum. Aynen. Ortada bir kupa varsa Beşiktaş talibi değil, sahibidir. Hayırlı akşamlar. Eyvallah. Çok mutluyuz. Beşiktaş taraftarını tebrik ediyorum. Başkanımızı da tebrik ediyorum. Öncelikle bir ezeli rakibimiz vardı Galatasaray'da. Onu da hakkını verdik. Şimdi de sıradaki hedefleri bekliyoruz. Transferlerimiz çok güzel gerçekten. Teknik direktörümüz de ayrı bir güzel. Çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. Ve sarı kafayı da yere gömdük. Tek gerçek Immobile. Alışılmadık bir takımla alışılmadık. Bir galibiyet aldık. İstanbul'da ilk defa geliyoruz. Nereden geldiniz? Antep'ten geliyorum. Antep, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok mutluyuz. Çok mutluyuz. Alışılmadık bir takım. Bir daha böyle bir şey yaşayamayız. Çok farklı bir galibiyetle tarihe geçecek. Teşekkürler Beşiktaş bize bunu yaşattığın için. Lig şampiyonu dedikleri takımı yendik. Eyvallah. Şampiyonların şampiyonu Beşiktaş'tı. Buradan Dursun Özbek ve Okan Buraz sesleniyorum. Mehmet Büyükekşi'siz hiçbir şey olmuyormuş. Abi öncelikle çok mutluyuz kupayı aldığımız için. Burası artık bizim kupa yerimiz oldu gerçekten. Evet. Ama bize gerçekten sağ bek, sol bek, bir defans, bir de sağ kanat lazım gerçekten. Hani Beşiktaş en az 4 tane transfer yapması lazım. 4 tane transfer yapsak abi. Güveniyor musun yönetime? Güveniyorum abi. Benim adım da Güven. Sonsuza kadar güveniyorum yönetime. Eyvallah Hasan Güven Başkanıma. Bir cümle söyleyelim. Beşiktaş'la uğraşanın çocuğu olmaz. Bu kadar. Abi sesimiz kısıldı. Yani önümüz çıktı. Ama şampiyon 5-0'la Beşiktaş. Evet. Yani bu maç nasıl tarif edilir bilmiyorum ama hiç Beşiktaş'ta böyle bir skoru beklemiyordu galiba. Sen de onlardan birisin diye düşünüyorum. Doğru. Ne söylemek istersin bu müthiş zaferle ilgili? Yani öncelikle camiamıza hayırlı olsun Süper Kupa. Önce başlayayım. Hocamız ilk sınavında zaten kendisine umutluyduk, güveniyorduk. Çok güzel bir sınav verdi. Oyunsal anlamda elbette sıkıntılar oldu gözle görülen. Telafi edilir. Daha yeni bir takımız. Önceki yönetimin bıraktığı bir enkaz söz konusu. Şimdiki yönetim de onu kaldırmaya çalışıyor. Yeni gelen oyuncular. Ben çok tatmin değilim. Ama iyi şeyler olacağını işte yönetim çok iyi bir hoca tercihiyle bunu bize gösterdi. Biliyorsun ben sana konuştuğumda mesela muhalif konuşuyorum. Ama bu konuda hakkını veririm. Gerçekten günümüz futbol dinamiklerine hakim. Bu işlerin parametrelerine hakim bir tane hoca getirdik. Onun farkıdır. Burada ben düşünmüyorum ki işte başka yerli tabir edilen hocalar olsaydı böyle bir skor, böyle bir oyun olmazdı. Kesinlikle ezilirdik olmaz. Galatasaray'a karşı. Okan Buruk'u ben çok beğeniyorum normalde ama ben bu kadar kötü bir Okan görmedim yani. Okan Hoca çok kötüydü bu maç. Torreira'yı çıkartarak zaten her şeyi dağıttı. Maç üzerinde şunu söyleyeyim. Immobile'nin sahaya karakter koyması, elinden geleni yapması. Rafa aynı zamanda kalitesini ortaya gösterdi. Ama bunlarla birlikte
eksiklerimizin yine olduğunu unutmamak lazım. Nedir o eksikler? Bugün oyunda gözlemledim. Beşiktaş sol stoper istiyor. Omar Koli bugün nasıldı sence? Omar Koli Beşiktaş seviyesinde kesinlikle olamaz. Omar Koli Konyaspor gibi işte derine savunan takımlarda çok daha iş yapar. Ama Beşiktaş gibi takımlarda oynayamaz. Ben stoper Emirhan kardeşimiz geldi. Allah yolunu açık etsin. Çok da beğendiğim, Rize'den takip ettiğim bir futbolcuydu. Beşiktaş'ın muhakkak olarak bir tane sağ ön playmaker Gezal ayarında, işte bunu çoğaltabiliriz. İşte Raşit Gezal olur, işte Steven Bergoyis olur, işte ismi düştüğü için söylüyorum. Kesinlikle bir tane... Teknik bir tane ters ayaklı kanat istiyorsun Beşiktaş'a, evet, doğru mu? Evet, kesinlikle. Bir tane de bize, bu mesela Rafa gelmeden önce olması lazım. Rafa geldi, şimdi bize Fred ayarında bir oyuncu lazım. Tam anlamıyla Fred tabir etti. Bugün Gedson çok fazla top öldürdü özellikle. Her zaman yaptığı şey yani. Çok iyi top taşıyor. Belki bu konuda Avrupa'nın en iyileridir. Ama gerçekten final pasları rezaletti Gedson. O çocuk final paslarını yapsaydı zaten şu anda biz... Şu an Bellingham olarak... falan olmuştu. Sol iç koridorda oynadığı zaman mesela daha efektif oluyor. Yani Zella dediğimiz. Tamam mı? Ben daha çok beğeniyorum. Çok evet. Daha kreatif. Kreatif biraz daha abartılır ama çok daha yaratıcı oluyor yani. Sol kenarda işteyse. Sağda da karar mekanizmasında problem olduğu için yapamıyor. Ama yine dinamizm, hız mı? Futbol ama böyle bir oyun değil yani. Dediğim gibi Beşiktaş'ın şu anda en acil, en ihtiyacı olan bir tane sağ ön playmaker. Hoca duyduğuma göre possession oyuncusu istemiyormuş yani. Yani topa sahip olma oyuncusu değil de, top tutan değil de daha çok böyle koşucu. Demek ki geçiş oyunu kurguluyor kafasında. Onun için bize merkeze Gedson yerine bir tane daha hareket yani... Fred deme örneğin, Fred Gedson'un daha beyin takılmış hali yani. Ondan sebep onu dedim. Emirhan geldi. İnşallah iyi olur. Burada gelen herkesin ayağına yüreğine sağlık. Beşiktaşların ayağına sağlık. Hocamı da tebrik ediyorum özel olarak yani. Evet kardeşim. Yani gerçekten bütün futbol severlerin beklemediği bir skor. Beşiktaşlı Galatasaraylısı kimse böyle bir skor beklemiyordu. Ama Beşiktaş son şampiyonu gerçekten sahadan sildi. Ne düşünüyorsun? Eklemek istediğin eksikler var mı? Artılar var mı? Direkt sendeyiz, maçı değerlendir bize. Basit bir karşılaşmaydı. Çok farklı bir galibiyet, çok güzel bir skorla yendik. Eksikler olarak bir adet sakatlanmayan bir sol bek lazım. Bir tane de defans lazım. Onun dışında takımımızın eksik olduğu konuyu düşünmüyorum. Şimdi Masuaku, sol bek dedim ve Masuaku, stoper dedin Omar Koli. Bugün ikisini değerlendirirsek Omar Koli ve Masuaku nasıldı sence? İkisi de çok iyiydi ama Omar Koli Beşiktaş seviyesinde bir topçu değil. Ama Masuaku da çok iyi. Ama çok sakatlandığı için, kronik olduğu için bence sol beke bir transfer lazım. Koli konusunda şöyle bir şey desem katılır mısın? Şimdi Beşiktaş'ın artık belli ki çok iyi bir hocası var. Bazı hocalara da, bazı oyunculara da hoca dokunuşuyla oyuncular bambaşka seviyeye geliyor. Omar Koli onlardan bir tanesi olabilir mi? Çünkü bugün gerçekten hem hazırlık kampında hem bugün yani gerçekten çok iyiydi. Ekstra olarak aynı Icardi ile baş ediyordu. Geçen sene Icardi Omar Koli'ni hani sürekli onu ekart etti ve skor buldu Galatasaray. Bugün aynı Omar Koli, aynı Icardi yok sanki sahada. Evet. Hoca dokunuşuyla sence düzelir mi bu olay? Ya hoca dokunuşu örnek gelmek gerekirse Amartey stoperdeyken gerçekten çok kötüydü. Beşiktaş! Oley! Oley oley oley! Şampiyon! Beşiktaş! Dediğim gibi Amartey'de örnek vermek gerekirse defansta çok kötüydü ama defansif orta sahada birkaç maç yaptı. Gerçekten çok kötü. Onlarla demek istiyorsun galiba. Hayır, Amartey. Amartey oynamadı çünkü. Hayır, önceki sezonda bahsediyorum. Evet, tamam. Yine olabilir ama ben düşünmüyorum şahsen. Hasan Arat'ın başkanımızın dediği gibi Süleyman Seba'dan biz bu bayrağı aldık ve Beşiktaş'ın çocukları kulübü yönetiyor. Ne mutlu ki bugüne Galatasaray'ı 5-0 yendik ve Süper Kupa'yı aldık. İnanın ben işten geldim ve eve gitmeden buraya geldim bu maçı izlemek için. Evde izleseydim daha farklı olurdu ama Hasan Arat'ın dediği gibi başkanımızın Beşiktaş'ı çocukları yönetir. Bravo. Ve bravo. İki kupayı da aldık. Bu sene şampiyon Beşiktaş. Ve artı 3 tane güzel transfer yaptı. Çok güzel. Bugün kusursuzlardı gerçekten. Evet, bugün hepsi A'dan Z'ye kadar hepsi çok güzel oynadı. Ve çok güzel yeni transferler bekliyoruz. Bomba transferleri bekliyoruz. Biz bundan eminiz. Bu sene şampiyon Beşiktaş. Kimsenin kusura bakmasın yani. Bu sene şampiyon Beşiktaş. Geçen sezonki şampiyonluğu bir araştırsınlar. Galatasaray 102 puan aldı ama o 102 puanı nasıl aldı bir araştırsınlar. Ve
Bizim şerefli şampiyonluklarımız var. Tek namağlup takım şampiyon Beşiktaş'tır. Başka takım yok yani. Evet, yani ne düşünüyorsun maçla alakalı? Ağır maçı favorisi Galatasaray'dı abi. Ama Beşiktaş ezdi abi. Helal olsun Beşiktaş'a. Helal olsun, ben başka bir şey demedim. En çok kimi beğendin? Bir de eksik abi, bölgeleri soracağım. Var mıydı gördüğün bir eksik? Abi hiç eksik yoktu. Bir tek defans biraz zayıftı. Getson'u çok tebrik ediyorum abi. Rafa Silva da öyle. Getson biraz şeydi sanki ya. Yok abi, sonuna kadar mücadele etti. Bir de bir şey diyeceğim. Abi dur, bir şey diyeceğim. Buyurun. Abi yanlış anlamayın ama çok canım çekti, alacağım ya. Vallahi. Buradan poşalara selam olsun. Bir tane daha alacağım, dur. Buradan poşalara selam olsun. Kazandık. Tamam mı? Bundan sonra Galatasaray düşünsün. Düşündüklerini Beşiktaş'ı küçük görüyorlar abi. Beşiktaş her zaman büyüktür. Bu asla vazgeçmez. Tek bir şey söyleyeceğim. Söyle kardeşim. Şampiyon Beşiktaş. Bu kadar. Ya unutulmayacak bir zafer bu Beşiktaşlar için. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Böyle bir beklentin var mıydı maçtan önce? Biraz kameraya dönelim bir de. Ben ilk skoru 4-3 olacağını tahmin etmiştim. 5-0 çıktı Hayretler için. En çok kimi beğendin bugün? Ciro Immobile. Immobile çok güzel 2 gol attı değil mi? Evet. Evet, Beşiktaş Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0'lık skorla mağlup etti. Ve gerçekten inanılmaz bir zafer kutladı Beşiktaşlar. Buradan Galatasaraylı takipçilerimize seslenmek istiyorum. Yani gerçekten ne diyeceğimi sizlere de bilmiyorum. Çünkü ya kolay kolay görebileceğiniz bir skor değil. Özellikle büyük takımların kolay kolay görebileceği bir skor değil. O yüzden canınızı sıkmayın. Siz de geçen senenin şampiyonusunuz. Yani yapmayın. Siz canınızı sıkmayın. Bunlar olacak. Tarihte bunlar var yani. Videonun sonuna da geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basıp kanala abone olabilirsiniz. Babanız Beşiktaş. Kanala abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum.